Ne yaptığını sanıyorsun sen? Geç yerine. Mahidevran Harem'in kaideleri var. Kaidelere göre benim yerim burası artık. Validem, teamüllere aykırı bu. Üstelik başında tacıyla. Mahidevran, tamam. Bugün de hava çok güzel. Dışarı mı çıksak? Evet. İstersen beraber dolaşırız. Olur. Sevinirim. Hanende huzur temenni ederim. Çok mutluyum. Tebrik ederim. Çok güzel olmuşsun. Allah utandırmasın. Tebrik ederim. Derhal o tacı çıkar Hürrem. Bir daha da sakın takma. Sen kimsin de benim karşıma böyle çıkıyorsun? Bu ne had bilmezlik? Bu ne terbiyesizlik? Hayır ben. Aslanımla nikah kıymış olman hiçbir şey değiştirmeyecek Hürrem. Daha önceki yerin kıymetin neyse o. Daha fazlası değil. Validem. Eğer bir adalet varsa bana da işlesin. Ben payıma düşene razıyım. Yeter ki siz adil olun. Zira bugüne kadar hiç olmadınız. Beni hep aşağıladınız. Hor gördünüz, ezdiniz. Ama ben her şeye rağmen size elimi uzatmaya hazırım. Benim yanımda olun. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin paşa. Tebrik ederim. Mutlu yuvanız daim olsun. Amin. Amin. Sen ne kadar ikiyüzlü bir kadınsın. Nasıl böyle sahtekar davranabiliyorsun? Alay mı ediyorsun bizimle? Sultanım, sakin olun lütfen. Daha ne kadar sakin olacağım İbrahim? Yok mu bu kadının haddini bildirecek kimse? Hepiniz onun yanına mı geçtiniz? Kulu kölesi mi oldunuz bu yılanın? Mahidevran.
Laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Sultanım. Neticelerine katlanırsın. Ne yaparsın? Yine hünkârımıza mı şikayet edersin? Git. Durma. Sultanım, rica ediyorum. Geldiğimden beri bana kaydı ve teamüllerden bahseden sizsiniz. Şimdi aynı kaydıyla sizin karşınıza çıkınca mesele oldu. Hürrem. Buyurun sultanım. İyi misin? Solgun görünüyorsun. Bir kırgınlık var üzerinde. O yüzden. Mahidevran, Şehzade Mustafa için ayrı bir harem kurulması icap eder. İstediğin cariyeleri seç. Gereken hazırlığı yap Mahidevran. Merak buyurmayın validem. Oğlumun haremini bizzat kendim kuracağım. Harem içinde harem mi olacak? Sancağa gidecek sanıyordum ben. Bir şehzadenin zamanı geldiğinde kendi hususi haremini kurmak icap eder. Karşımızda artık bir çocuk değil, yiğit şehzade vardır. Usule riayet etmek esastır Hürrem. Senin evlatların için de aynı tarih takip edilecektir. Şehzade Mustafa Hazretleri. Bu günleri de gördüm ya, gurur duydum seninle. Size minnettarım. Sağlığınıza duvarcıyım Valide Sultanım. Allah seni nazarlardan, kem gözlerden korusun Mustafa. Mustafa'm. Bu kutlu gün hayırlara vesile olur inşallah. Sağ olun halacığım. Sultanım. Mustafa. Ne yakışıklı bir şehzade olmuşsun böyle. Çok canlar yakacaksın belli. Kardeşlerim neredeler? Onları da çok özledim. Onlar da seni özledi. Birazdan hepsi gelecek. Hayırdır Mahidevran? Nereden icap etti bu davet? Neyi kutluyoruz? Hususi bir sebebi yok sultanım. Epey vakittir bir araya gelememiştik. Sohbet ederiz diye düşündüm. Ne hoş. Bilhassa haber vermedim. Malum kendileri buradayken rahat hareket edemiyoruz. Validemiz duymasın, pek bozulur. Hayret. Ondan habersiz su bile içemezsin sen. Ay Bige. Bağışlayın sultanım. Ben bir an... Mahidevran rahatla biraz. Biz eğleniyoruz şurada. Esas sen rahatla. Asabın iyice bozulmuş senin. Malum. Aylardır kapattın kendini. Dairenden bile çıkmıyorsun. Neden acaba? Hastasın çünkü. Ruhun hasta. Mahidevran, Hürrem. Rica ediyorum bu mevzuları kapatalım. Mustafa'nın Manisa Sarayı'ndaki gül bahçesinde düşmesini hatırlıyor musun?
Nasıl günlerce gül dikenlerini ayıklamıştık orasından burasından. Mustafa gelince yine Manisa'ya gidersiniz. Eski günleri yad edersiniz. Hünkârımızın da bir zamanlar Manisa'da olduğunu unutma Hürrem. Şehzade olarak oradan tahta çıkmıştır. Manisa en mühim sancaktır. Hünkârımız bu lafları duymasın. Tahtında gözünüz olduğunu düşünür sonra. Sultanımız geldiler. Hatice'm mi geldi? Geçmiş olsun. Üzülme. Zamanla geçer inşallah. Geçmiş olsun. Daha iyi. Doğru mu bu duyduklarım? Hünkârımız bana yapılan her türlü hakareti kendine yapılmış sayacağını söylemişti. Size önce Yüce Rabbimi, sonra hünkârımıza havale ediyorum. Senin burada ne işin var? Bu haremi yönetmek sana mı kaldı? Sen mi karar vereceksin artık doğruya yanlışa? Sessiz ol. Yeter. Sessiz kalamam. O kadar kolay lokma değilim artık. Şehzademden aldığım güçle seni yerle bir ederim. Vallahi sana acıyorum. Bir kadın için ne de zavallı bir durumdur bu. Görmüyorsun, körsün. Bu gidişle Mustafa'nın da başını yakacaksın. Yeter artık! Derhal özür dile Hürrem'den. Sana özür dile dedim. Affedin. Mihrimah. Bu ne zarafet böyle? Eminim çok canlar yakacaksın. Nasılsın? İyiyim sultanım. Siz nasılsınız? Keyfime diyecek yok. Mihrimah. Sen daire ne dön? Hayırlı günler. Bu hatunun yanında ne işi var? Gülşah validemizin hizmetine geçince yanıma aldım. Malum, haremde güvenilir cariye bulmak çok zor. Beni öldürmeye çalıştığını biliyorsun. Onu destekleyenin sen olduğunu düşünmelerini istemem. Sana kaç defa daha söyleyeceğim. Benim bu işlerle alakam yok.
Şehzademin istikbalinden gayrısını umursamıyorum. Eminim malumun olmuştur. Kendisi Kırım Hanı'nın kızıyla evleniyor. Dur bakalım. Hemen sevinme. Gün doğmadan neler doğar? Beyhude çabalara girme. Şehzademin yükselişine hiç kimse engel olamaz. Kusursuz olmasını istiyorum. Elbette sultanım. Merak buyurmayın. Gülşah, Sümbül. Hazırlıklarla siz alakadar olun. Mesuliyet sizindir. Emriniz baş üstüne sultanım. İlaveten eğlenceler için oğlumun haremindeki cariyeleri seçin. Bilhassa Efsun Hatun'u. İyi raks ettiğini duydum. Sultanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mustafa'nın nişanı için kolları sıvadık. Yapılacak çok iş var. Şimdiden hayırlara vesile olsun inşallah. Yardıma ihtiyacın olursa söyle. Yardıma hazırım. Eksik olmayın. Ben hallediyorum. En iyi şekilde olacak. İnşallah. İnşallah. Al bu cariyeni. Bir daha da sakın şehzademe ilişme. Yemin ederim kendi ellerimle boğarım seni. Ne oluyor Mahdevra? Ne demek bu? Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Bu yılanı bilhassa yolladın. Ne yapacaktı? Vazifesi neydi? Oğlumu öldürmek mi? Sen iyice delirdin. Ben bu haini kovalı aylar oldum. Bana gene iftira mı atacaksın? Boşuna inkar etme. Beni kandıramazsın. Daha dün bu hatunu sen eski saraya yollamadın mı? Baktın ki kurtulamıyorsun. Şimdi bana suç atıyorsun. Böyle mi kurtulacaksın hatundan? Hiç yorma kendini. Ben senin ruhunu biliyorum. Elinde olsa bir kaşık suda boğarsın şehzadem. Lakin ben sana bu fırsatı vermem. Mustafa'dan uzak dururum. Yoksa senin ciğerini sökerim. Mahidevran. Neyin var? Geldiğinden beri yüzün gülmedi. Şehzademi düşünüyordum sultanım. Aramızda canını kastetmek isteyen hainler varken yüzüm nasıl güler? Ne demek bu? Bir şey mi oldu? Mustafa'ma cariye yollamış. Artık niyeti neyse. Benim alnım ak, yüzüm pak. Bu çirkin iftiralara kim inanır? Diğerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Sen benim yerimde olamazsın. Ben senin gibi köle değilim. Gerçek bir sultanım. Sen koca bir yalansın Hürrem. Yıllardır hiç kimse sevmedi seni. İstemedi. Bazen acıyorum sana. Mahidevran yeter artık! Hürrem Sultan! Validem. Bugüne kadar size saygısızlık etmedim. Etmek de istemem. Lakin sabrımın sonundayım. Thank you.